Selamünaleyküm dostlar. Azerbaycan son hızla işgal altındaki topraklarını almaya devam ediyor. Biz niye Azerbaycan'da varız? Niye Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanındayız? Dikkat edin. Amerika, Rusya, Fransa kimin yanında yer aldılar? Ermenistan'ın yanında yer aldı. Ve Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar mı? Veriyorlar. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ bölgesinde tarihsel olarak önemli bir geçmişe sahip Şuşa kentine girdi. Şuşa kenti, Azerbaycan tarihi ve Dağlık Karabağ bölgesi için çok önemli. Kentin alınmasıyla Karabağ'ın tüm düzlük alanları Ermenistan işgalinden kurtarılmış oldu. Tarihsel olarak önemli bir yere sahip olan Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla psikolojik olarak üstünlük tamamen Azerbaycan'a geçti olarak yorumlandı. Sevgili dostlar, Paşinyan sahada ezilmesine binlerce asker ve milyarlarca dolarlık askeri zırhlı araç ve mühimmat kaybetmesine rağmen neden ateşkesi bozuyor sorusu aklınıza takılıyor olabilir. Paşinyan politikada muhalifleri tarafından resmen abluka altına alındı ve çok zor duruma düştü. Paşinyan'ın ateşkesi ilk bozan taraf olarak saldırıya geçmesinin tek sebebi sırf muhaliflerine sahada üstünmüş gibi görünmek istemesi ve Azerbaycan'ı geri püskürtecek güce sahip algısını oluşturma isteği. Paşinyan, Ermeni halkını elinde tuttuğu medyayla resmen uyutuyor. Böyle bir yenilgi karşısında hiçbir lider koltuğunda oturamaz sevgili dostlar. Paşinyan koltuğu bırakmamak için her türlü algı operasyonu ve yalana başvuruyor. Paşinyan er ya da geç gidecek. Ermeni halkı olayları anladığı zaman belki Paşinyan'ı istifa ettirmiş olacaklar. Ama Karabağ'ı da sahiplerine vermiş, binlerce gencini kaybetmiş, milyarlarca dolarlık zarara uğramış ve belki 30 sene Rusya'ya borçlanmış olacaklar. Diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli yönünde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda Ermeni silahlı güçlerinden ele geçirdikleri yerlere ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Ermenistan ordusunun çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtığı görülüyor. Azerbaycan'ın ağır bombardımanına dayanamayan Ermeni askerlerin mühimmatları ve araçları geri cepheye bile taşıyacak vakit bulamadıkları ve korkudan kaçtıkları dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca cephe hattında yaşanan önemli gelişmelerden biri de tarihi Hudafer'in köprüsüne Azerbaycan bayrağının dikilmesi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin tarihi Hudafer'in köprüsüne Azerbaycan bayrağı diktiğini açıkladı. Aliyev, Twitter hesabından "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihi Hudafer'in köprüsüne Azerbaycan bayrağı dikti. Yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'ındır." paylaşımında bulundu. Muhterem Cenab-ı Prezident, Cenab-ı Ali Başkomandan, emrinize uygun olarak mevzu edirəm ki, Hudafer'in körpüsü ve rahatsızı işgaldan azad edilmiştir. Hal-hazırda Azerbaycan bayrağı burada dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Karabağ Azerbaycan'dır. Tarihi Hudafer'in köprüsü İran-Azerbaycan sınırında Araz Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edildi. Hudafer'in köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrailili sınırları içerisinde bulunuyor.
Ayrıca Azerbaycan ordusunun geçici insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işgalden kurtarılmış, Horadiz kasabası istikametinde uçan Ermenistan İHA'sının Azerbaycan hava savunma unsurları tarafından imha edildiği belirtildi. 27 Eylül'de başlayan Karabağ harekatı sürecinde daha önce iki Ermeni Su-25 savaş uçağı da dağa çarparak etkisiz hale gelmişti. Cumhurbaşkanı Aliyev, bu uçakların Azerbaycan tarafından vurulmadığını, pilotaj hatasıyla dağa çarparak düştüğünü dünya kamuoyuna açıklamıştı. İki günde 3 Su-25'in de düşürülmesiyle Ermenistan'ın Su-25 kaybı toplamda 5'e çıktı. Can Azerbaycan'ı sahada gümbür gümbür takip ederken Kıbrıs'ta önemli bir gelişmeye değinmeden geçemeyeceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimleri şükürler olsun Ersin Tatar kazandı. Videonun son bölümünde dahi olsa bu gelişmeye değinmeden geçemem. Çünkü Doğu Akdeniz'in bu kadar karıştığı bu günlerde topraklarımızın bir bölümünü Rumlara geri vermeliyiz diyen Mustafa Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığı koltuğunu tekrar kazanması Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de çok zor durumlara sürükleyecekti. Elbette her zaman bizim yanımızda olan ve buna evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti'ne birlikte olmaktan övünç ve kıvanç duymaktayız. Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği askeri harekatlara bile karşı çıkan Mustafa Akıncı, 1974'te biz adına barış harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir ifadelerini kullanmıştı. Her fırsatta Türkiye'ye biat etmeyeceğini dile getiren Mustafa Akıncı, Rum tarafıyla da oldukça sıkı ilişkiler içerisine girmişti. Akıncı Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Rumlara toprak vermekten yana olduğunu çekinmeden dile getirmişti. Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yaptığı sondaj çalışmalarında da rahatsız olduğunu açık bir şekilde dile getirerek Rum yönetiminden alkış alıyordu. Seçim malzemesi yapmak için aralatan Türkiye'ye laf uzatanlara reddediyoruz, kınıyoruz. Hiçbir zaman bizlerle Türkiye'nin bağlarını kopartamayacaklar. Kıbrıslı Türklerin bu adama oy vermesi açık konuşuyorum. 1974'te Kıbrıs için Türkiye'den savaşa giden şehit Mehmetçiklerimize hakarettir. Ben Mustafa Akıncı'ya oy veren Kıbrıslıları Allah'a havale ediyorum. Açık açık ruhu Rumlaşmış bir vatan hainine oy vermek nasıl bir ruh halidir? Anlamak mümkün değil. Ayrıca sonuçlar açıklanınca Yunan medyasında yine Erdoğan'ın istediği oldu başlıkları da dikkatlerden kaçmadı. Ve Türkiye'mizin buraya garantörlüğüne de sahip çıkmak bizlerden halkın teveccühüdür. Dolayısıyla bir kez daha bunları bütün dünya kamuoyuna buradan duyurmak istiyorum. Başta tabii ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Fuat Oktay'a da çok teşekkür etmek istiyorum. İskelebeli, koşa da lefke girme güzel yurtta Malusa da bir olacağız. Artık yeter şimdi zamanı ayağa kapıyor. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.